Hello, hello sevgili dostlarım, ne haber, nasılsınız? Bir yeni videoda daha sizlerle birlikteyiz ve karşınızda, huzurlarınızda tekrar mezarından çıkan Infinity Warlock'la sizlerle birlikteyiz. Infinity Warlock yine pek çok destenin yükselmesiyle birlikte counter olarak tekrar metaya girdi. Hem Death Knight'lara karşı gayet iyi, Dragon Druid'leri durduruyor efendim. Hani böyle hızlı destelere, bazı Pirate Demon Hunter gibi, efendim başka kimler var mesela, Evil Şamanlardan dayak yiyor gözüküyor gibi gibi bir takım. Handbub Paladin'den dayak yiyor, az önce biz de yedik, gördük, şahit olduk. Bunlardan dayak yiyor ama birçok meta desteğe, yani Death Knight'lar, Dragon Druid, Elemental Mage gibi, Pain Warlock gibi birçok şu anda metada oynanan aslında desteğe cevap oluyor. Dolayısıyla Legend'a çıkmak için gayet bence başarılı bir deste olarak görüyorum. Ben de bununla şu anda canlı yayında rushlıyorum. Rushlarken de neden size de bu desteği paylaşmayayım dedim değerli dostlarım. Destemizin oynanışını daha önceki zaten kanalda aslında Infinity Warlock destesi mevcut. Oradan da oynanışına bakabilirsiniz. Bunun bu arada farklı farklı alternatifleri var. Sizde olan kartlara göre bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Örneğin Similar Deck'i hadi geçtim de. Yani şöyle Similar Deck'ten bakabiliriz, evet. Bu versiyonuna bir bakalım tabi, sonra Similar'larına bakalım. Fasting Harp var. Canımızı tazelemek için ve bu tarz fatik hasarları yememek için kullandığımız Fracking. Destede yine ihtiyacımız olan kartları, yani destenin sonunda kalmış bize Little için gerekli bir kart varsa onu aramak için lazım. Miracle Salesman ucuz oyunun başında sahaya inmek için önemli bir kart ve bunun trade'ini bolca kullanıyoruz aradığımız kartlara ulaşabilmek için. Party Find ben kullanmıyorum, ben farklı bir versiyonunu kullanıyorum ama Party Find de oyunun başında yere 3 tane minion inmek için, hani 1 mana için güzel bir kart oynanıyor. Tide Pool Pupil. Bu da bayağı güzel oldu aslında. Infinity Warlock'u çok iyi besleyen kartlardan bir tanesi oldu yine expansion'da. Bu da kullandığımız Crescendo gibi, Encroaching Infinity gibi kartları tekrar kullanabilmek için işe yarıyor. Void Virtuous yine aynı Fastring Harp gibi bu tarz büyük fatik hasarları yememize engel olmak için kullandığımız bir kart. Bariton Imp yine fatik için ihtiyaç olan kartlardan. Crescendo, Little ve Board Clear'larda kullandığımız kartımız. Eat the Imp. Bu da yine bunu işte aslında bunu genelde işte Party Fiend'la birlikte kullandıkları kart bu. 1 mana da Party Fiend inip 2 mana da Eat the Imp inip 3 tane kart drawlamak için kullanılıyor. Dediğim gibi ben bu versiyonunu kullanmıyorum ama bu versiyonu şu anda en çok oynanan versiyonu. Ben biraz daha old school, daha eskiden oynadığımız versiyondaki haliyle oynuyorum şöyle. Yani şeyi falan seviyorum ben, Furnace Fuel'dan value almayı, ama kaç kere value aldın kardeşim dersen yani çok da alamıyorum. Yani Trolley ile Furnace Fuel'dan value almayı seviyorum ya da Fracking ile Furnace Fuel'dan value almayı seviyorum. Ama alabiliyor muyum? Alamıyorum. Belki de aslında hani bunları çıkartıp yerine gerçekten Party Fiend ve işte bu Eat the Imp falan eklenebilir. Bakılır, siz deneyin hangi versiyonunu severseniz kullanın. Elemental Geoid Card Draw için önemli. Thornveil Tentacle, bu da Lifesteal için oyunun başında yerde, hem Tıfıl olması açısından hem de Lifesteal için önemli. Domino Effect Board Clear için önemli. Yine ben kullanmıyorum dediğim gibi. Encroaching Infinity zaten en önemli kart. Reverbation, bu da yine büyük ayıları ortadan kaldırmak için önemli rakipten, ama yani kullanırsınız kullanmazsınız bu size kalmış. Dediğim gibi çok çok şart değil, yani ben kendi versiyonumla da iş yapıyorum. Trogdian Tosser hem board clear için çok güzel bir kart, hem oyunun sonuna doğru kullanırsanız sizi Little'a götürmek için önemli bir hasar kaynağı. Pobgar, bu destenin yine olmazsa olmaz diyebileceğimiz legendary'lerinden biri. Symphony of Sins, kesinlikle bunu replace'leyebilirsiniz. Eğer yoksa Symphony of Sins'iniz, bu desteği oynamak için bu şart değil. Koyarsınız, koymazsınız. Bu bir tercih meselesi ama koyduğunuzda tabii iş yapabiliyor. Size farklı çözümler sunabiliyor maç esnasında. O yüzden bence önemli bir kart. Bunun farklı versiyonları da dediğim gibi atıyorum Eat the Imp kullanmış bir tane daha fazladan, onun yerine bir tane Elemental Geoid'i çıkarmış. Bir tane daha Domino Effect eklemiş. Photographer Fizzle'ınız varsa kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu destede mesela Symphony of Sins kullanmamış, Photographer eklemiş gibi. Fracking çıkarmış, Party Fiend eklemiş. İşte Domino'yu çıkarmış bir tane daha, yani iki tane Party Fiend, iki tane Eat the Imp ile oynamış. Yine Reverbation çıkarmış, Photographer Fizzle eklemiş. Böyle alternatifler koyabilirsiniz. Sheriff, ben de Sheriff'le kullanıyorum mesela. Şerif ekleyebilirsiniz gibi gibi. Symphony of Sins çıkarmış. Yani siz burada ihtiyacınıza göre dostlarım bu tarz ekleme çıkarmalar da yapabilirsiniz sizde olan kartlara göre. Haydi oynanışa geçelim. Evet değerli dostlar, Void Virtuous'u saldık. Bu 1 mana da işe yarar. Bariton 2 mana da işe yarar. 3 mana da Encroaching kalsın. Chocolate Coin.
Hadi ona attın 3 hasar vuru. Peki buna ne atacaksın o zaman? Bunu daha ayı ineyim. Mana da bunu inerim. Sonra bir tane de bunu takarım ya da bu artı Miracle inerim. 4 mana da bu artı bu yaparız yine. Allah ne yapalım be Furkan'ım. Takılıyoruz işte. Legend olmaya çalışıyoruz. Senin gibi herkes ilk günden Legend olamıyor kardeşimiz. Aa bunu ortadan kaldırsak iyiydi. Patık. Kaldıracağız ortadan. Güzel. Evet. Güzel. Fatih'imizi hızlıca 6'ya çıkarttık. Rakip içinde 5. 2 tane encroachumuzu harcadık tabi. Crescendo ile maçı bitirmemiz gerekecek. Umarız bir an önce buluruz. Oyna. Allah Allah. Bilemiyoruz. Yani Down with the Ship hangisi kullanıyor? Bilmiyorum. Down with the Ship niye kullanıyorlar? Shadow Spell olduğu için. Razzle Dazzler galiba. Hello. Oo. Ah be. Neyse 6 mana bunu inebiliriz. Oha öldük. Bızzt. Hadi bir tap tek crescendo be. Bir tap tek crescendo bize maçı kazandırır. Crescendo şart. Crescendo şart. Crescendo. Are you there? Yani çok acayip değil mi? Müthiş şans. Hepsini kafasına. Ulan. Böyle bir şey olur mu ya? Bir crescendo gelse bu arada ortalık. Crescendo'yu da kazanamıyorduk bu arada. Abi ne yapacağız? Kostümü de seviyorum. Top deck'ten lütfen spell çekmeyelim, tamam mı? Abi Druid'e Dragon'a geçsem, Druid'e geçsem şu an şey gelmez ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Druid'e geçeyim bir anda kesilir. Hayda. Heh. Tamam top deck'ten spell gelmesin. Bir sonraki turda şunu inelim. Ya da gelirse Furnace Fuel gelebilir. Ya Furnace Fuel gel ya da hiç gelme. Kardeşim ya Furnace Fuel gel ya hiç gelme. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Bu arada yeni bir kulaklık sipariş verdim arkadaşlar. Bu kulaklığım bozulduğu için artık kablosu özelliği. Bunu da servise falan göndereceğim de. Biraz gıcık olduğum için bu kulaklığa yeni kulaklık aldım yine. Servisten gelirse de yedek kulaklığım olur. Abi. Abi yani gerçekten crescendo bunu sen gıcıklık yapıyorsun ama ya. Ya senin bu yaptığın gıcıklık.
Vallahi bak. Vallahi yapıyorsun, bunu yapıyorsun yani. Neyse, tight pull olduğu için iki tane elimde attım seni. Yani ama gıcıksın yani, bunu bil. Tam böyle yani, ne zaman troll'e inecek olsam crescendo elimde beliriyor. Oh, thanks. Abi şimdi de spell gelme. Evet, güzel oldu, tamam. Şimdi oldu. Ayarladık burayı. Hadi bakayım. Gel 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 gel. Tamam, burası güzel. İki crescendo'muz var. Bundan da alacağız crescendo. Şimdi şuraya bir kondüktör ineriz. Kondüktör iner miyiz? İneriz. Tamam. Tamam. İki tane crescendo'muz var. Ve trog'umuz var. Bir popgara. Bir encroaching'e falan. Little'a yaklaşırız. Little little into the middle. Ama bunu kafaladı güzel. Demek ki board clear yok. Buraya kadar her şey yolunda. Oh! Kardeşim sen hayırdır sen? Bir. Şunu taksak. Bir tane crescendo patlatsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tight pull'da insek. 3 artı 2 de ona vursak. Öyle bir şey yapalım. Tak. Tamam. Tak. Tak. Bunu öldür ama, tamam mı? Sen bunu öldürürsün de. Yani düşünmeye gerek yok da. Ha, board'umuz yine güzel. Artık bize bir popgar, bir encroaching. Bizi Little'a götürecek spell'leri çekiyor arkadaş gibi. Adama 3 vuruyoruz. Buradan da 7 vuruyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Herkes altı olmaz. Ay, niye yüzüne vurmadık? Asiktir. Pardon, pardon. Niye trade'ledim 8-5'lik kartla? Asiktir. Misplay. Durun, misplay sayacını hemen bir yazalım. Sorry. My bad. Öldük galiba şu an bu arada. Adam suratımıza pa 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 combo yapıp bizi öldürecek.
3 4-5 vuruyor. Zaten 3 de hasar vuran bir spell olduğu için ölüyor oluyoruz. Buraya bir 9 3 6 7 8 3 6 7 8 9 Yok ya, combo yapacağız. Tak. Tak. Maçı bitirmiştik ya, eşek herif. Ay. Neyse, top deck fizzle'ı bulursak belki bitiririz. Oh. Okay. Evet. Biz gülüyoruz ama öldük yani. Hem gülerim hem giderim. Ay. Neyse, kazandık. Ama yani az daha kendi elimizle maçı vermiştik ya. Oha, adam Leroy buldu ha. Encroaching'le mi öldürüyoruz bunu ama? Kendimizi öldürmeyelim, tay olmayalım şimdi. Sana inancım 10 numara. Hmm. 4 mana da bir board clear çekebilir mi? Çeker. 3 discover a spell that costs 3 or less diyor. Demek ki bir board clear alır buradan. I'm wasting time. Hmm.
Evet. Evet, Lethal'a yaklaştık sanırım. Crescendo 6 vurur, 6 4 4 14 hasarımız var. Bir sonraki maç, bir sonraki tur Lethal. Lethal. Can doldurmazsa eğer. Evet, Infinity oynuyorum ama senin versiyonundan bir tık farklı şey. Yani ben biraz old school'a çevirdim. Ya ben şeyler hoşuma gittiği için benim şu Furnace'la nedir diğer çocuk? Ondan value almak, Furnace'la Trolley. Bende onlar var. Symphony of Sins de var. Seninkinde Symphony of Sins de yoktu galiba. Ama o yani. Incinti varlık. Şimdi. Evet. Aa şey yok. Yine misplayledik. Yine misplayledik arkadaş ya. Kanguru hoş geldin. Oğlum ne kadar geriden geliyorsun kanguru. Furnace 2 MP. Ha biliyorum. İşte şimdi birazdan bir sonraki tur şey yapacağım zaten. Çıkartacağım ya. O versiyona geçeceğim. Evet, misplay sage'i, misplay sage'i unutmuyoruz. Misplay 2. Hallederiz, yine yeneriz de yani. İşi uzattık. Dust gömme be Ezreal'ım. Fantazi deste Ezreal'ım. Dust gömme. Bunlar hep rock fantazileri. Bunlar hep rock fantazileri.